Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün hadis dersimize yine yağmur duası ile devam ediyoruz. Çok enteresandır. Bizim ağzımızda, halk arasında hep yağmur duası, yağmur namazı kelimesini pek kullanmayız biz. Siz nasıl delikanlılar? Ne hocam? Yağmur duası mı kullanılır halk arasında? Tabii siz halktan değilsiniz. Yağmur duası. Öyle mi? Ama yağmur duası, yani yağmur namazı tabirini ilk defa ben Salatül İstiska'yı biliyorum da. Fıkıhta görüyoruz yani, hadiste görüyoruz. Enteresan. Neyse. Nassu hutbetin fil istiska'yı, yağmur duasıyla alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu bir hutbenin metni. An Aişete radıyallahu anha kalet. Hazreti Aişe buyurmuş. Şeken nasu ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kuhutel matari, yani yağmursuzluktan dolayı, yani kuhut, kahtı rical diyoruz ya, yağmursuzluktan dolayı Resulullah'a insanlar şikayet etmişler. Fe emere bi minberin, kendisi bir minber getirin demiş. Fe vudi'a lehu fil musalla, bir namazgahta minber konmuş. Ve ba'den nase yevmen yehrucune fihi, insanlara bir gün belirlemiş, o gün o musallaya, yani namazgaha çıkacaklar. Kalet Aişetu, Hazreti Aişe diyor ki, فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِينَ بَدَى حَاجِبُ الشَّمْسِ. Demek ki tam, yani nedir, güneşin kirpiği belirince, kirpik derken böyle ilk çıkışında güneş kirpik kirpik olur. İşte biliyorsunuz değil mi, sabah ilk çıkışında yani tel tel böyle kirpik gibi olur. Güneşin kirpiği belirlenince Resulullah çıkmış. Ha. Yani bu anda çıkmak şeymiş yani. Nedir? Mendupmuş yani. Sünnet değil de mendup. Fekade alel minberi, daha önceden konulan minbere oturmuş. Fekebbere, Allahu Ekber deyip tıpkı bayram hutbesi gibi tekbir getirmiş. Ve hamidallahu azze ve celle sümme kale. Allah aziz ve celil olan Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyurmuş. İnnekum şekevtum cebbe diyarikum. Sizler memleketinizin susuz kalmasından şikayet ettiniz. Anlatabildim mi? Yani bu cedb şey manasına, kıtlık, su, susuzluk yani. Ayrıca ve isti'harel matari, yağmurun gecikmesinden şikayet ettiniz. An ibani zamanihi ankum. Sizden uzun zaman, yani gecikmesinden şikayet ettiniz. Yani uzun zaman uzak kaldığı için gecikmesinden şikayet ettiniz. Fakat emerekumullahu azze ve celle en ted'uh. Allah da size ona dua etmenizi emrediyor. Ve va'adekum en yestecibe lekum. Ve size icabet edeceğini de vaat ediyor. Çok güzel anlattı. Vakti geldi. Sümme kâle, sonra Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. Hesap gününün de sahibidir. Malikidir. La ilahe illallah. Allah'tan başka da ilah yoktur. يَفْعَلُ مَا يُرِدْ, istediğini yapar. اللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ, ey Allah'ımız sen öyle bir Allah'sın ki, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ, senden başka ilah yok. اَلْغَنِيُّ, sen zenginsin. وَنَحْنُ الْفُقَّرَاءُ, biz fakirleriz. اَنْزِلْ عَلَيْنَ الْغَيْثَ, yağmurla bize yardım indir. Gays, kelime manası yardım demek. Yani susuz kalan bir yere en büyük yardım yağmur olduğu için Kur'an-ı Kerim'de de gays diye vasıflandırılıyor yağmur. وَجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلَى حِينٍ, bir süreye kadar indirdiğin bu yağmuru hem kuvvet hem de derdimize derman olacak bir şey kıl. Belagan, yani derdimize ulaşacak, edecek. ثُمَّ sonra رَفَعَ يَدَيْهِ, ellerini kaldırarak Allah'a yalvardı. فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ, eli katmış vaziyette devam etti. Hatta beda beyadu ibtayhi, koltuk altının beyazlıkları görününceye kadar. Yani iyice dua ya. Sümme havvele ilen nasi zahrahu, sırtını insanlara döndü.
yani kıbleye yöneldi. Ve kalebe ev havvele ridahu, elbisesini böyle değiştirdi yani silkeledi manasına ferahlamak için. Ve huve rafi'un yedeyhi, elleri kalkmış vaziyette. Sümme akbele alen nasi, insanlara döndü. Ve nezele, indi minberden. Fesalla raketeyni, iki reket namaz kıldı. Fe enşeallahu sahabeten, Allah Allah. Hemen Allah göklerde bulut yarattı, gönderdi. Feraadet, şimşek çaktı. Yok, gök gürledi. Ve berakat, şimşek çaktı. Sümme emtarat biiznillahi teala, sonra Allah'ın izniyle yağmur yağdı. Felem ye'ti mescidehu hatta saleti suyulu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide ulaşmadan seller akıyordu. Minberden inmeden mi yoksa? Ha bakalım ki öyle mi, sen kardeşim büyük adamsın, biz küçük adamız, unuttuk. Yok yok, yok, mescidine gelmek bu. Geri gelmek manasına, minberden inmeden değil. فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ اِلَى الْكِنِّ Allah Allah. Yani yağmurdan korunmak için kendilerini örtecek bir yere koşuştuklarını görünce insanların, yani burada çok enteresan, yani örtülmek demek, gizlenmek demek kim? Dahike güldü. Hatta bedet nevacizuhu. Ta ki ön dişleri görününceye kadar, yani çok sevinmiş Allah. Hı? Bu Resulullah mı? Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale buyurdu ki, eşhedü ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Şehadet ediyorum ki yüce Allah her şeye kadirdir. Ve enni abdullahi ve resulü. Ben de onun kulu ve resulüyüm. Harika bir şey değil mi? Ya. Başka bir mesele yine yağmur duasıyla alakalı. Yücibul imamu taleben nasi fil istiskai. Peygamberimize iktida ederek yağmur duası meselesinde imam insanların arzularına müsbet cevap verir. An Enes'in radıyallahu anhu kal. Buyuruyor ki, Câe raculun ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yahtubu yevmel cumâti. Cuma günü hutbedeyken Resulullah'a bir adam gelmiş. Fekale demiş, ya Resulallah, ey ya Resulallah, helaketil mevâşi, davarlar helak oldu. Anlatabildim mi? Yani kıtlıktan dolayı yağmur yok, bitki yok. وَنْكَتَعْتِ السُّبُولُ Yollar kesildi. Yani kimse sıcaktan dolayı yola çıkmıyor. Anlatabildim mi? Hmm. Yola çıkmıyor. Yani ot yok, bilmem ne yok. فَدْعُ اللّٰهَ Allah'a dua et. فَدَعَى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O kişinin bu arzusu üzerine Resulullah dua etmiş. Yağmur duası yapmış yani. وَفِي rivayetin Başka bir rivayette فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ يَدَيْهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثُمَّ قَالْ Ellerini kaldırıp şöyle demiş. Allahümme eğitna. Ya Rab bize yardım eyle. Yani yağmur yağdırarak yardım eyle. Allahümme eğitna. Bize yardım eyle. Allahümme eğitna. Ey Allah'ım bize yardım eyle. فَمُطِرُوا مِنْ cumatin ila cumatin. Ta o cumadan öteki cumaya kadar yağmur yağmış. Maşallah değil mi? فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Bu sefer Resulullah'a başka bir adam gelmiş. Fakale demiş ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, teeddemetil büyüt, o kadar yağmur yağdı ki evler yıkılıyor. Allah Allah. وَتَكَتَّعَتِ السُّبُلْ Yollar kesildi. Bu sefer de yağmurdan kimse yürüyemiyor. Allah Allah. Yani, وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِ Sellerden dolayı, yani sürüler helak oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyuruyor ki elini kaldırarak. Allahümme ala ru'usil cibali vel akam. Allah Allah. Bu akam, ikam yani ekme, ikam ve ekme veya ikme diyorlar. Yani tepeler manasına. Dağlar ve tepelerin başları üzerinde ya Rabbi bir kısım insanlar kaldı manasına yani. Ve butunil evdiyeti vadilerin ortalarında ve menabiti şeceri yani ağaçların bittiği yerlerde Allah Allah öyle demek yani öyle değil mi? Ya Rab bize yardım et manası. Ya da tepelere yardım diyor falan. Ha. Çünkü Allahümme Ola mübarek sen de büyük adamsın ben gibi küçük adam seni anlayamadı.
Ya ben de şaşırdım, böyle mana olmaz diye. Tabii ya. Ya Rabbi, dağların tepelerin başına yağdır. Tabii, vadilerin tam ortasına yağdır. Ağaçların tam bittiği, yani diblerine yağdır. Ulan aferin sana. Kardeş, bizim motor eskidi. Fazla çalışmıyor bazen. Ve fi rivayetin, başka bir rivayette Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, çevremize yağdır, üstümüze yağdırma. Allah Allah. Fencabet anil medineti inciyabet sevbi. Çok enteresan. Bulutlar elbisenin açılışı gibi Medine-i Münevver'in üzerinden açıldılar. Manidar deyim. Fecealet tumturu havleha. Medine'nin çevresine yağmaya başlamış. Ve la tumturu biha katraten. Bir damla düşmemeye başlamış. Fenadartu ilel medineti. Medine'ye baktım. Ve inneha lefî mitlil iklili. O tıpkı şey gibi. Çevresi kuşatılmış bir taç gibi. İklil dediği yani taç. Bulutlar tabii, tabii tabii. Nasıl ki taç başı çevreliyor ya. İklil taç demekmiş. Taç. Ya ya, ne güzel bir hadislermiş değil mi? Başka bir başlık. Ma yuqalu indel matari ve rihi. Yani fırtına estiğinde, yağmur yağdığında söylenmesi gereken şöyle. En Aişe radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hanımefendi, yani annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne idâ râ'al matara kâle, yağmur gördüğü zaman şöyle buyururdu. Bu da çok enteresan bir şey. Yani Allahümme sayyiben nafian. Sayyib biliyorsun yağmur manasına, faydalı yağmur kıl manasına. Yani zararlı yağmur da var ya. Veya Allahümme ec'alhu sayyiben nafian. Ya Rabbi, bu yağmuru faydalı akan yağmur kıl. Şimdi ve temessele ibn-i Umar'a bi şiiri Ebi Talib'in. Ebu Talib'in şiiriyle misal vermiş bunu. Allah Allah. Demiş ki ve ebyada, yani ebyada demek huve ebyada. Şimdi burada bembeyaz oldu. Yüsteskal gamamu bi veşihi. Yani o bembeyazdır. Onun yüzü suyu hürmetine ne yapılır? Yağmur istenir. Burada Resulullah'ı kastediyor. Simalul yetama. Allah Allah. Simalul yetama, yetimlerin koruyucusu. Yani sığınak manasına. Ismetun lil eramili, dulların da koruyucusu. Yani korunağı. Güzel. Yani daha ziyade dullar demek bu. Eramil dul demek. Yetama da yetimler demek. Enteresan. Böyle Resulullah'ın hürmetine dua istemiş, yani şey istemiş. Şimdi bu Ebu Talib dediği herhalde Hazreti Ali İbni Ebi Talib değil mi? Ebi Talib. Yok, meşhur amcası. Amcası bu. Doğru ya, tabii. Ben de diyorum ya. An Zeyd ibn-i Halid'in el-Cüheni'yi radıyallahu anh. Bu zat da diyor ki, ennehu kal. Demiş ki, salla lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salate subhi bil Hudeybiyeti. Hudeybiye barışının yapıldığı yerde Resulullah bize sabah namazını kıldırdı. Ala isri semain, yani yağmur demek bu. Şiddetli bir yağmurun izi üzerine. Kânet minelleyle, geceden yağan şiddetli bir yağmurun izi üzerine. Felemman sarafen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem akbele alen nasi fekale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Hel tedrune mâzâ kâle rabbukum. Allah Allah. Geceki yağmurdan ibret dersi alıyor. Bilir misiniz Rabbiniz ne buyuruyor? Kalu dediler ki Allah ve Resulühü alem. Allah ve peygamberi bilir. Kale, çok enteresan, buyurdu ki Resulullah. Asbaha, ya Cenab-ı Hak buyurdu ki diyor. Asbaha min ibadi mu'minun bi ve kafirun. Yani bu sabah kullarımdan bir bana iman eden mümin, bir de kafir sabahladı. Fe emma men kale, şöyle diyen adam. Mutirna bi fadlillahi ve rahmeti. Allah'ın fazlı rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı. Fezalike mu'minun bi. Bu bana iman eden kişidir. Ve kafirun bil kevkebi.
öyle yıldızlardan geldi. İşte bir araya bulutlar toplandı. Yani tamamen o hani coğrafyada yağmuru anlatıyorlar ya. Tamam, o Allah'ın nizamıdır. Onu inkar etmiyoruz. Ama Allah'ın nizamı. Yani öyle yağmurla bilmem neyle olacak şey değil. Kevkep dediği o. Ha şimdi kevkep dediği Allah ölen bulut şeyleri. Yani ekipleri. Kevkep aynı zamanda yıldız grubu. Burada şey grubu ne derler? Yani söylesene mübarek. Neyden sonra yağmur yağar? Bulutlar. Hah, bulut grubu demek bu kevkepten kasıt. Ve emmâ men kâle. Yani bir kimse dese ki binev'i keza ve keza. Binev'i ne demek? Şu 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 sebeple ne demek? Ben hiç anlamadım. Bakayım hocam. Ha bak bakalım hele. Ha şunun 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 etkisiyle demek ama ne? Allah Allah. Hiç biliyor musunuz bu kelimeyi? Neyse. Neymiş ne? Hiç bakmadım da ben. Fırtına, bora, sert yer, bir nevi yıldız, yağmur. Tamam, tamam, tamam. Yani fırtına, bora. Yani işte bilmem bulut toplandı da, bilmem işte şimşek çaktı da, bilmem gök gürledi de öyle oldu falan gibi diyenler. Fezalike kafirun bi. Bu adam kafirdir. Ve mu'minun bil kevkebi. O ancak işte bulutların, yıldızların kümelerine inanıyor. Ve li muslimin, İmam Müslüm'ün an Ebi Hüreyre'te naklediyor ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buyurmuş Resulullah. Elem terav ilâ mâ kâle rabbukum. Rabbinizin ne dediğini görmediniz mi? Kâle mâ en'amtu alâ ibâdî min ni'metin. Buyuruyor ki Allah, ben kullarımdan hiçbirine, yani kullarıma hiçbir nimet vermedim ki, illa asbaha fariqun minhum biha kafirin. İlla, yani hangi nimeti verdiysem onlardan bir grup kafir oldu. Yekulunel kevakibu ve bil kevakibi. Diyorlar ki yağmur yaptı bu işi. Yağmurlara şey yapıyorlar. Anlatabildim. Yağmurlarla şey nedir? İşte bulutlarla, yıldızlarla geliyor manasına yağmur. An Ayşe, fakat çok garip bir, yani bu makale yazmaya değer yani. Evet. Lisanur'da kişilik. Lisanur'da var biliyorsun mesela. Esbabı veriyor. Yani. Ya sebeplere veriyor yani. Halbuki tamam. Yani o anlatılan şekil Allah'ın nizamı. Şimdi bir adam gidip de bir fabrikayı seyretse. İşte bu fabrika böyle çalışıyor. Tamam da kardeşim bu fabrikayı kuran var. Çalıştıran mühendis var. Kanunları var. Makinaların kullanma yönergeleri var. An Ayşe radıyallahu anha kâlet, buyurmuş ki, şu iki hadisle bitireceğiz. Kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz, idâ asafeti rihû, şiddetli rüzgar esince, kâle buyur, şöyle derdi. Allahümme inni es'elüke hayraha. Ya Rab, senden ben rüzgarın da hayırlısını istiyorum. Ve hayre mâ fiyâ, içindekilerin hayırlı olanını istiyorum. Ve hayre mâ ursilet bihi. Yani bize gönderilenlerin en hayırlısını arzu ediyorum. Ve a'udü bike min şerriha ve şerri ma fiha ve şerri ma ursilet bihi. Yani ben rüzgarların şerlisinden, içindeki şerlerden ve bize gönderilen şeylerin şerrinden Allah'a sana sığınıyorum. Kâlet, Hazreti Ayşe diyor. Ve izâ tehayyeletis semâ'u teghayyara levnuhu. Allah Allah. Bu da çok enteresan. Yani gök rüzgarlarla, karanlıkla karardığı zaman rengi değişirdi. Ve haraca ve dehale, dışarı çıkar, içeri girerdi. Ve akbele ve etbere, bir ileri gider, bir geri gelirdi. Acaba bir bela mı gelecek? Bunu ben, Kur'an-ı Kerim'de var. Uzun gitmese o surenin o kısmını, yarım sayfayı okuruz yani. Okusana son hamimin, sondan ikinci sayfasının baş şeyi. Ve lemme arada, arada diye mi başlıyor? Ulan yine Kur'an-ı Kerim getirmediniz, keseceğim sizin kulağınızı. Burada bir tane Kur'an-ı Kerim bulundurun. Çok tatlı bir, yani o Hud kavmi mi? Hud kavmine yani. Geliyor diyorlar, hâdâ mumtırûnâ. Onun bir öncekini okusana ya.
Çok tatlı. Bel huve mestecetun bihi. Ha, ondan önceki işte yani. Neyse. Çok tatlı bir ayet ora. Okudukça ben ağlarım yani. Resulullah onun yüzünden işte. Neyse. Ha geliyor ya burada. Ulan siz de, sizin de motorunuzda bir yağ eksikliği var. Bak. Feyza matarat, yağmur yağınca sürriye anhu, sevinirdi. Yani anladın değil mi? Yüzü sürurla dolardı. Fe araftu zelike fi veci, yüzünden bilirdim. Kalet Ayşe, Hazreti Ayşe diyor. Fe seeltu fe kale. Nedir bu durum dedim, o da buyurdu. Leallehu ya Ayşetu kema kale kavmu ad. Bak ad kavmiymiş. Ben Hud mu dedim? Yok. Ha, Hud olmaz da ad kavmi. Ya Semud ya addır. Orada da yanlış söylemişim. Yine kardeşim şey yapmamışsınız. Beni ikaz etmemişsiniz. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا Yani semada yeni peyda olan bir bulut gördüklerinde. O demek. Herhangi bir şey. مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ Vadilerine doğru, tarlalarına doğru, evlerine doğru geliyor. قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُونَ İşte bu. Anlatayım. Bize gelecek olan, yağmur yağdıracak olan şeydir. Ondan sonra devamı oku şu. Hayır, o yağmur yağdıracak bulut değil. Sizin acele edip beklediğiniz beladır. Ya öyle bir şiddetli fırtına ki onda çok acıklı bir acı vardır içinde. Öf be. Ya Kur'an'ın bu ifadeleri beni manen rahatlatıyor biliyor musun? Yoksa zalimlere karşı ne yapacaksın kardeşim? Peki bir daha çok tatlı bir ayet bu. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتُرُنَا يُتَبَرَّكُ بِالْمَطَرِ Bu da çok önemli bir düstur. Yani yağmur yağdığında onunla teberrük edilir. An Enes radıyallahu anh kal buyurmuş ki اَسَابَنَا Yağmur geldi bize. وَنَحْنُ مَعَا رَسُولِ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ وَسَلَمْ مَطَرٌ Resulullah'la beraberken yağmur yağdı. Yani senenin ilk yağmuru demek bu. Kale buyurdu ki فَحَسَرَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ وَسَلَمْ ثَوْبَهُ Enteresan. Yani elbiselerini biraz ne yaptı? Söyle daha ne yaparız? Paçalarını biraz çekti. حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ Biraz yağmur geldi başına. Yani ona dokundu. فَقُلْنَا dedik ya Resulallah, ya Resulallah, لِمَ سَنَاتِهَدَا Niye böyle, yani, yo özür dilerim, ayaklarını, kollarını açmış, başını açmış, hasere demek o demek. Yani açmış, mendupmuş yani bu, yağmur yağarken, kaçmayacaksın yani. Demiş, لِأَنَّهُ حَد۪يسُ اَحْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى Allah Allah, yani bu, Cenab-ı Hakk'a, bizim Rabbimiz olan Allah'a verilen sözdür. Yani bize bereket gönderiyor manasına. Allah'ın verdiği söz yani. Ama ilk yağmur değil mi? Yoksa tabii ilk yağmur. Hepsi değil hoş. Tabii yok değil. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Çok tatlı bir hadis değil mi? Çok tatlı. Ya Rabb bizi